sadece sağlığa ait yayın yapacak bir kanal olması açıkçası ben ilk duyduğumda cazip geldi. Neden? Çünkü sizin amacınız anladığım kadarıyla sağlık hakkında halkı bilinçli yönlendirmek, doğru yönlendirmek. Yani magazin tarzı bir haber vermeyip, sansasyon yapmayıp doğruları sunmak. Değil mi? Niyetiniz o anladığım kadarıyla. Tabii. Bilmiyorum bir yanlışım varsa. Çünkü bir takım programlarda zaten çoğu yerde sağlık konuşulurken bir programın içinde konuşuluyor. Hani renk katsın diye konuşuluyor. O zaman da daha çok böyle sansasyon yapacak şeyler konuşuluyor. Halk yanlış yönlendiriliyor. Benim izlediğim kadarıyla öyle. Çok iyi bir televizyon izleyicisi değilim ama izlediğim kadarıyla öyle ve hastalardan bana dönüşten de öyle algılıyorum. Hasta diyor ki televizyonda şöyle dediler, şu mudur? Ya diyorum öyle bir şey olması mümkün değil. Ya sen yanlış anladın ya yanlış söylenildi. Hasta ısrarla diyor. Bazen bakıyorum ben evet hastanın dediği doğru ama oradaki ifade yanlış. Hasta farklı algılayabiliyor. Yani burada önemli olan basit cümlelerle insanlara sağlığı konusunda bilgi vermek ama insanları telaşa kaptırmamak. Ve insanlar şu yanlışı maalesef yapıyorlar. İşte internetten, gazeteden, televizyondan duydukları bir takım bilgilerle kendilerine teşhisler koyuyorlar. Bundan sonra bir panik yaşıyorlar. İşte şurada şunu duydum, bende de bu var, acaba ben buyum, bu muyum? Çok yanlış bir tarz çünkü bir iki bilgiyle insanın kendisine teşhis koyması mümkün değil. Biz o kadar çok veriyi bir arada değerlendirip teşhis koyuyoruz ki hatta bazen hastalara şey diyorum yani bu o kadar kolay olsaydı biz bunca yıldır okumazdık.